Herkese merhaba, ben Satı Melikselinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Tarifimde bir su bardağı yulaf kullanıyorum. Yakından sizlere göstermeye çalıştım. Benimkiler böyle birazcık kırık gibi ezilmiş diyebilirim. Ama normal bir yulaf da kullanabilirsiniz. Zaten işlemi yaptığımız zaman yulaf her türlü yumuşuyor. Üzerine aynı su bardağıyla bir su bardağı süt ekliyorum ve arada sırada karıştırarak böyle yumuşamasını sağlıyorum. Hem de sütümüz birazcık da çekiyor. Bu işlem yaklaşık 5 dakika falan sürüyor. Arada sırada karıştıralım ve sütü çekmesini sağlayalım. Sütü çekmiş hali bu şekilde olmalı. Gördüğünüz gibi sütümüzü çekti birazcık kaldı. Sonrasında da diğer malzemelerimizi ekleyelim. 1 yemek kaşığı ben normal peynir kullandım. İsterseniz lor da kullanabilirsiniz. Çanak peyniri de kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa onu ekleyebilirsiniz. 2 tane yumurta ekledim. Baharat olarak da tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Her damak tadınıza başka baharatlar doğuyorsa onları da ilave yapabilirsiniz. Kullandığım bütün malzemeler sadece bu kadar. Güzel bir şekilde karıştıralım. Tava olarak 28 santimlik teflon tavamı kullandım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Yumurta fırçasıyla her tarafına sürdüm. Sonrasında da harcımı döküyorum ve eşit bir şekilde yaydırıyorum. Tavaya ekledikten sonra sıvı malzeme bir tarafta yığılma yapabiliyor. O yüzden de spatula yardımıyla düzleştirelim ve eşit bir şekilde yayılmasını sağlayalım. İyice yaydırdıktan sonra da üzerine uygun bir tane kapak kapatalım. Ocağımızı da yakalım, kısalım. Ben burada ocağımın ısısını göstermeye çalıştım. İlk önce normal yaktım, sonrasında da kıstım. Sonrasında da ocağımızı alalım ve üzeri düzleşene kadar yani kuruyana kadar hiç kapağını açmadan pişirelim. Yavaş yavaş pişerken böyle balon balonda şişiyor. üzeri kurumaya başladıktan sonra arada sırada kontrolünü yapalım. Eğer altı kızarmışsa ters çevirelim. Kızarmamışsa birazcık daha pişirebilirsiniz. Bu tarifimizi denediğiniz zaman hızlı bir ateş kullanmayın. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlayın. Acele etmeyin. Tekrardan kontrolünü yapıyorum. İstediğim kızarma seviyesine geldikten sonra ters çeviriyorum ve arkalı önlü pişirmiş oluyorum. Yulaflı tarifler bildiğiniz gibi çok ama çok tok tutuyor. Ben genelde dışarıda çok fazla işim olduğu zaman kahvaltıda yulaf tercih ediyorum ve beni akşama kadar acıktırmıyor. Lezzet olarak da gerçekten çok lezzetli oluyor. Güvenle deneyebilirsiniz. Üst kısmı altına göre birazcık daha hızlı pişiyor. O yüzden de kontrollü bir şekilde pişirelim. Arada sırada böyle çeviriyorum. Daha güzel kızarmasını sağlıyorum. kesilike yapışma yapmıyor. Burada da sizlere göstermeye çalıştım. Tavada çok güzel bir şekilde oynuyor. Sonrasında da iyice kızardıktan sonra servis tabağıma alıyorum. Keserken de ben pizza dilimi gibi kesiyorum. Yanına kahvaltılıklarınızı çıkartabilirsiniz. Domates, salatalık, biber doğrayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kahvaltılık oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.